Ankara'da ev almayı düşünüyorum. Nereden almalıyım? En iyi, en sakin ve en güvenli yer neresi? Kızılay diye duymuştum. Yok ya. Baba bütçe meselesi. Yani bir sürü yer var da bütçe meselesi. Kızılay en iyi, en sakin, en güvenli yer değil. <laughs> Kızılay seni kandırmış kim söylediyse bunu ha. Kızılay en yoğun, ondan sonra en tehlikeli. Herhangi bir bıçak da yiyebilirsin. Allah korusun yani Ankara'da bir olay olsa... An yani Kızılay'da olur. Yani eskiden de yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın ama Kızılay tehlikeli biraz. O yüzden Kızılay'a bence ya bent derisini öneririm sana. Vay <laughs> kardeşim bir sürü yer var. Böyle diyeceğim bir sürü semt var ama burada senin ekonomik durumun önemli. Araban var mı? Ulaşımını nasıl yapacaksın? Bu önemli. Bir bu zaten bunu bir not al. Ondan sonra iş yerinde çalışıyorsan, okulda okulun varsa neresi? Ondan sonra ev alacaksan bütçenle nasıl bir ev istiyorsun? Bunlar hep önemli ve değişecek şeyler. Arabam varsa mesela durumunda ise Çankaya, Çayyolu tarafları olabilir. Ondan sonra işte Eryaman tarafları da bu arada şey değil bence. Eryaman tarafları da sessiz, sakin, kaliteli. Ama Eryaman var, Eryaman var. Yaşam kent evet. Yaşam kent mesela. Ama bunlar hep bak ara araç çok önemli buralarda. İncek tarafı, Bilkent tarafı doğru. Ama bunlar için hep araba gerekiyor yani. Çünkü şehir. Şehrin dış tarafları. Gölbaşı mesela ben araban da olsa, paran da olsa ben Gölbaşı'nı çok önermem. Çünkü Gölbaşı çok çok uzak. Gölbaşı çok güzel, çok kaliteli, mükemmel, sessiz, sakin, doğası var, efsane ama Gölbaşı da çok uzak yani. Anladın mı? Gölbaşı bence çok uzağa kalıyor. Kızılcahamam ooo oh, oh. Kızılcahamam var ya. Kızılcahamam Saitim, anlatılmaz yaşanır. Kendin biliyorsun Kızılcahamam'ın güzelliklerini gördün kardeşim. Abi Tavacırca'ya gittim, mi? gittim. İlker abone olmuş hoş geldin. I2 Fatal Emsal, Panasher, Atvogi, hoş geldiniz. Bay Mehmet, Beravsom, Marimesa, Kavun, Mustik, Arif. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni Doğan. Yani mesela Keçiören de var. Tamam mı? Şimdi sessiz sakin dediğiniz zaman kaliteli bir yer dediğiniz zaman Keçiören'de de sessiz sakin kaliteli yerler var. Ama işte durumun ne? O çok önemli. Ev alacağım diyorsun çünkü anladın mı? Beysükent Ankara'nın en pahalı semti. Beysükent Pahalı yani harbiden de pahalı. Çankaya, Beytepe ya da Eryaman bak. Şimdi baba Beytepe dediğin zaman da arkadaşlar Beytepe'de minimum bir ev ne kadardır? 2 artı 1 de mesela. Beytepe'de 2 artı 1 bir ev ne kadardır minimum? Minimum 6-7 milyondan başlıyordur bence. Minimum bak metrekaresi düşük olanlardan bahsediyorum. Hani 2 artı 1 de çakma 1 artı 1'lerden. Hayır, hayır bahsettiğimi anlamadın. Bahsettiğim 2 artı 1 ama 1 artı 1 çakması 2 artı 1'ler var ya küçük böyle metrekareleri hani 2 artı 1'e uygun olmayan metrekareler. Hani 7 milyon falan bakalım mı? Gel bakalım. Beytepe çok pahalıdır oğlum. Ana sayfa, konut, konut, Ankara, Çankaya, Beytepe, stüdyo 1 artı 0, 1 artı 1, 2 artı 1 diyor mesela 5 milyon. Bakalım nasıl bir yermiş. Yani şeyini çöz çözemedim ya yani şimdi. Bir tek bana şu yanlış geldi. Mesela neden 2 artı 1 şey? Ev bu arada güzelmiş. Ev güzelmiş. Ev kötü değilmiş de. Bir tek bana ne geliyor biliyor musun? 2 artı 1 ev deyince benim aklıma bu tarz şeyler gelmiyor. Niye? Abi bir ebeveyn. Hani şimdi ev alıyorsun. Tamam mı? Şimdi hani pahalı bir semtten alacağım diye. Pahalı bir semtten alacağım diye 2 artı 1 ev alıyorsun. Da buraya ebeveyn odası yapsam birine. Baba ebeveyn odasını sığdıramazsın. Buraya çift kişilik güzel bir yatak atayım desen. Zaten o da bitti. Eşinin gardırobu desen, senin gardırobun desen, makyaj masası desen. Yok yani öyle bir şey. Şimdi durumu olmayan bir adam da değilsin. Uydur yani çünkü sonuç olarak Beytepe'den ev alıyorsun. Hani 5 milyona yakın para veriyorsun. Anladın mı? Şimdi diyorum ki bu 2 artı 1 gibi değil geliyor bana. Anladın mı? Bana öyle geliyor yani. Niye? Abi misafirin gelecek, akrabalar gelecek, çoluk çocuk olsa. Bir şey olsa şimdi abi evin mutfağı bu kadar. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Harbi önemli detaylar. Ev kötü demiyorum ama bence 2 artı bir, bir ev alıp gerçekten aile hayatı yaşayacak bir kişi için yani çoluğun çocuğun olsa bir kere şey yok yani. Anne burada ya da eşiyle beraber yemek yapsa anne burada yemek yapsa uyduruyorum. Eşi işte anne yemek yapsa çocuk geldi diyelim. Misafir gelse o gelse salon yok. Evde oturma odası yok salon yok misafir gelse bir şey olsa bir vakit vakit harcan yani bence bu hani şeye uygun bir ev değil. Bu arada durumu olduğu için bahsediyorum bunu mesela anladın mı? Şimdi yemek yapılacak, yemek kokacak, salondaki kişiler burada televizyonu koysa, oturma grubunu koysa sığar mı sığmaz mı sanki bu biraz şey gibi geliyor bana. Bekar bir artı bir evi alacakmış da hani durumu iyiymiş iki artı bir gibi gibi yani anladın mı? Küçük geliyor bana burası. Durumun var 5 milyon para vereceksin. Hani buna buna ama farklı bir semtten bakarım. Onu anlatmaya çalışıyorum. mesela. 2 artı 1 diyor 80 metrekare mesela. Ne bileyim. Ha bak yine bu adamın koyduğu ev yine büyük duruyor da. Tamam. Bak mesela bunun mimarisi daha iyi gördün mü? Yine bir ebeveyn odasını bir şekilde oturtabiliyorsun. Ebeveyn banyosu var. Tuvaleti var. Girişi güzel. Hani salonu olmuş. Ama evin şeklinde mi bir problem? <laughs> Şu halı niye böyle? <laughs> Çözemedim. Mutfakla salon birlikteymiş lan herhalde. Ha, ee, bunda da aynı şey. Yine salonla mutfak aynı yerde. Gördünüz mü? Mutfakla salon yine aynı yer. Herhalde yani. yani. Evet doğru anlamışım. Baksana zaten burada direkt 6 milyonlara çıktın Johnny. Mesela 7 milyon. 4 artı 1 diyor. 4 artı bir diyor mesela buna da. Benim aradığım ne biliyor musun? Şimdi iki artı 1 ev, bir ev alacaksan tamam mı? Şimdi bak benim o dediğim iki artı bir evi de şöyle düşün. Mesela şöyle bir salonu olan, şöyle bir mutfağı olan ve iki tane de güzel odası olan bir ev. Anladın mı? Anla Beytepe'de işte kolay kolay bulamazsın. Anladın mı? Yatak odasının genişliğine bak. Gördün? Durum iyi yurt dışından temelli olarak döneceğim 4 artı bir ev lazım. Çocuklarım var onların güvenliği için iyi bir Ahmet baba o zaman ben sana söylüyorum. Durumun iyiyse yurt dışından temelli olarak döneceksen ben senin yerinde olsam çay yolu taraflarından bakarım. Eğer gerçekten durumun iyiyse çocuklarına da kaliteli bir ortam yaratıp çok güzel siteler var Beytep'e taraflarında. Mükemmel siteler var ben senin olsam sitelere bakarım. Çok güzel yapılar var yani. Neymiş bu mesela? Ama sitelere bak. Bence tek bina rezidans bakma. Beytepe tarafında çok güzel siteler var. Ha bura eski mesela. Bak sonra eski diyor. 8 milyon koyayım. Yana... Vay Murat abi hoş geldin. Nasılsın? Ben seninle olsam kral Ahmet Baba. Ben seninle olsam Beytepe tarafından güzel yerlere bakarım. Yaşamkent tarafından güzel yerlere bakarım. Bir de Bilkent'ten bakın ha. Bir de Bilkent'ten bakardım. Harbi bak sana Bilkent'i de göstereyim. Bilkent bu arada çok kaliteli yer. Bilkent direkt şöyle alayım. Bilkent'te de çok güzel siteler var yani. Sen yurt dışından geldiysen sana şöyle bir malikane bakalım. Bilkent'ten. 185 milyon TL. Almak istemez misin? Ahmet Bey. Ha? Şöyle bir malikane yakışmaz mı? Malikaneymiş harbi la. Köpekleri bile 300 bin lira eder orada. <laughs> harbi bir şey değil mi? Şu köpekler 300 bin lira. <laughs> Oha! Evin garajına bak. Vay babam vay. Garaj az önce baktığımız 2 artı 1 daireden büyük arkadaşlar. 6 milyon ediyordu o garaj. Harbi GTA 5'teki garaj. Ve garajda doplo duruyor. <laughs> Baksana jacuziler, makuziler, hamamlar, saunalar. Özel spor odaları, sinema salonları. Böyle bir malikane de tercih edebiliriz. Bak Bilkent tarafından sana şöyle inelim biraz. Ha, ee, bu da loft daire. Kral ben senin olsam harbi dediğim gibi. Bilkent, Çay Yolu, Yaşam Kent, İncek. Bu taraflardan bakarım herhalde ya. Değil mi? Başka gelen var mı aklınıza gelen? Beytepe aynen. Çay Yolu, Beytepe, Bilkent, Yaşam Kent. Ben senin olsam bu taraflardan bakarım. Eğer gerçekten yurt geliyorsan durumun iyiyse 4 artı 1 çocukların varsa çocuklarına güzel siteli bir yer arıyorsan. Daha bakacağın yerler burası olmalı. Durumun iyi olduğu için konuşuyorum. Gerçekten kaliteli bir yer arıyorsan, İstanbul'dan Ankara taşımak mantıklı mı? Yani hayat tarzına göre, her şeye göre değişir. Benim benim için, benim için ben söylüyorum, ben İstanbul'da yaşayamam. Benim İstanbul'da yaşama şansım yok. Ben kendimi orada şey yapamam yani. Eee... Psikolojim sağlam duramam. Abi bir yere gideceksin, 2 saat önceden çıkacan bir yere gideceksin yok şu trafiğin planını yapalım yok şuraya gideriz çok kalabalık olur yok da sadece vale parası bile İstanbul için eziyet ya trafiği geçtim araba park edecek yer yok ya araba park edemeyim diye diyorsun valeye araba veriyorsun normalde atıyorum Ankara'da 70 liraysa İstanbul'da 300 lira sadece vale bile cebini yakar ha İstanbul'da nasıl yaşarım çok böyle şeyde villam vardır depremden dolayı diyorum. İstanbul'da nasıl yaşarsın? Çok pahalı bir semttir. Yalı malı tarzı. Onların oldu artık bilmiyorum da İstanbul'u. Böyle villa olan bir semt vardır. Böyle çok şeydir falan. Oralarda yaşarsın. İşin de işine de yakınsa. Ha, Hacerkent, Hacerkent diyorlar ya. Öyle bir yer varsa yaşanır. Diğer türlü ben anladın mı? İstanbul'da eziyet çekmeye. Kendim için konuşuyorum yani. Kimisinin orada işi vardır, ailesi oradadır. Ona bir şey diyemem. Ama ben Ankara'da büyümüş, iş düzeni Ankara'da olan, ailesi Ankara'da olan biri olarak İstanbul'a gitmem için büyük bir sebebim olmalı yani. Anladın mı? Niye gideyim ki? Depremi var, trafiği var, kalabalığı var. E abi bir sürü insan var nerede ne olacağını bilmiyorsun. Sessiz sakin bir yer değil. Bana bunlar direkt negativite getiriyor. Beni sarmıyor o yüzden. Ha ne yaparım İstanbul'a çok mu gitmek istiyorum? Giderim abi arabama binerim bir 3-5 gün takılırım dönerim. Dolaşırım gezerim bakarım keyfime dönerim bu kadar. Ben Marmara'da doğmuş bir balık olarak Ankara'da susuz yaşayamam denizi koklamam lazım. Ya şimdi herkes İstanbul'da diyor ya denizi görmeden olmaz. Baba denizsiz şehir mi olur falan. La kaçınız deniz görüyorsunuz da? <laughs> kaçınız deniz görüyorsunuz? Sanırsın herkes burada o influencer hayatını yaşıyor. Sabah kalkıp ah deniz kenarında koşumu yaptıktan sonra işte balıkçı Mehmet Efendi'den balık ekmeğimi yedikten sonra çıkıyorum ve denize karşı Boğaz'ın kenarındaki kahvaltıcıma gidiyorum. Kahvaltıcımda takıldıktan sonra Laptopumdan biraz işlerimi hallediyorum. Laptopumda işlerimi hallettikten sonra laptopumu kapatıyorum ve işte bisikletimle beraber evime gidiyorum. Evime gittikten sonra yavaşça yogamı yapıyorum. Öyle bir hayat mı var? Kaçınız böyle bir şey yaşıyorsunuz yani? Çengel abi. <laughs> ya üfürme abi ya. Sırf bahane üretmek için. Yoksa babam diyor imkan olsa 5 dakika durmam. Ya ben zaten şöyle düşünüyorum. Bence insanlar gerçekten imkanı olsa, işlerini falan taşıyabilse, o düzenden çıkabilse İstanbul'dan taşınacak bir sürü kişi vardır. Ama hayatın gerçekleri var arkadaşlar. Adamın bir kurulu düzeni varken, işini kurmuşken, gücünü kurmuşken çıkamaz abi oradan. Çıkamaz el mahkum. En basitinden adam işini bile ayarlasa, çoluğunun, çocuğunun okulu, arkadaşları, eğitim hayatı. 50 tane mevzu var baba. Bayrampaşa'da ben güneşi nasıl selamlayayım? <laughs> Bırakamıyorum. Said. Sen bırakırsın lan neyin tatavasını yapıyorsun? Tüm aile düzenin. Baban dese ki oğlum işi gücü her şeyi ayarladım. Uyduruyorum Ankara'ya taşınıyoruz. Ya baba yapma ya. Ne olur ya baba mı diyeceksin? Evet. Sen İstanbul'un köpeği olmuşsun oğlum. Sen İstanbul'un köpeği olmuşsun. O şeye gideceksin diye. Kadıköy'e gideceksin diye. Caddede takılacağım diye. İstanbul'un köpeği olmuşsun işte. Haklı ama. Ya bana mantıklı gelmiyor baba. Bana mantıklı gelmiyor. Gerçekten bakın. işimi imkanımı her şeyimi ayarlayabiliyorsam, farklı bir şehir değiştirmek benim hayatıma zarar vermiyorsa, gerçekten işte işin orada kurabili kurmuşsan, kurabilecek düzenin varsa, bir şeyin varsa ben mesela taşınırım. Niye? Çünkü deprem var. Deprem baba. Ben söylüyorum ben depremden çok korkuyorum. Neden bile bile büyük bir deprem olacağını bile bile bakın imkan doğrultusuna baslıyorum tekrar vurguluyorum. İmkanım varsa İstanbul'da yaşamam. İmkanım var İstanbul'da yaşamıyorum. O yüzden zaten vurguluyorum imkanlar derecesinde arkadaşlar. Herkes gene unuttu ya insanlar abi Unutmasalar bile, Kadircan, unutmasalar bile unutmuş gibi yapıyorlar. Çünkü onu düşünmek sürekli hayatı çok büyük strese sokar anladın mı? Sürekli onu düşünmek de psikolojiyi bozar. Ben zaten söylüyorum, benim zaten İstanbul'a gitmememin en büyük sebebi deprem babacığım. İkinci sebebi ailem, üçüncü sebebi gitmem için bir sebep yok. <laughs> yok yani bir sebebim yok. Niye gideyim ki İstanbul'a gidince benim hayatım neyin değişecek ki? bir şey değişmiyor abi benim hayatımda. Yani ilk bu işlere başladığın zaman herkes şey diyor. Ne zaman İstanbul? <laughs> İstanbul ne zaman? Abi bu camia İstanbul'da dönüyor ya. <laughs> ne camia İstanbul'da dönüyor? <laughs> Çağıran olursa gideriz işte baba. Allah Allah otobüse atla, uçağa atla, arabana atla git. İstanbul doğumluyum. Diğer şehirlere çok gittim, gezdim, gördüm. İstanbul'da gezmek değil de her şeye kolay erişmek, her şeyin olması beni cezbediyor. Mesela Tokat'ta veya Ankara'da çok gezip görecek yer bulamıyorum. Ama 18 senedir İstanbul'da hala... Doğru! Ona bir lafım yok. Yani Ankara bir şehirse İstanbul bir ülke. O mantıkta baktığın zaman anladın mı? Gez gez bitmez. Karış karış dolaş. Bitiremezsin. İstanbul'da bir sürü şey var. Çorum'da kıta. Heh o detayı da unutmayalım kardeşim. O, det o detayı unutmamak lazım. Medeniyetin başkenti. Ha, ama ben söylüyorum. Benim de işime şey olmaz. Ee, ben Ankara'da da gezecek yer bulurum. Bulurum baba yani bulurum. Nere var Ankara'da gezecek? Nere lazım sana mesela? Ne İstanbul'da mesela ne işte nedir o gezici gezip gezip bitiremediğim yer dediği ne mesela doğasından bahsetmiyor. Muhtemelen işte restoranıdır. İşte alışveriş yerleridir. O tarz yerlerden bahsediyor. Ya da işte bir etkinlik olan yerlerdir falan. Müze. Allah Ankara'da müze şehri arkadaşlar. Ankara'da da müze dolu ya. Ankara'da ben çok müze var diye biliyorum ya. Küçükken gezdiriyordu bize okul. <laughs> kale var la kale. Ankara'da kale var oğlum. Ankara Kalesi bayağı restore edildi evet. Bizim Ankara Kalesi'nde biz Annemlerin, babamların evleri falan hep oradaydı. Sonra da satıldı hep onlar aldılar ya. Oha biz de Kaleliyiz. Har mı? Bizde zaten bizimkiler de Kaleli. Orada at pazarı, bilir misin at pazarını? Şu an baya pahalanmış Kaleli orası. Çünkü hep şey yapılıyor ya restorasyon falan filan. Ben İstanbul'dayım. Övülecek ne bok yaptık? Ne müze ne saray bir gezmedim ki İstanbul'da. Boşuna yaşıyoruz. O işte benim dediğim o ekonomiyle alakalı. Veya keyifle de alakalı babacım şimdi ekonomi var gezmek istemeyen adam gezemez yani. müze gezmenin ekonomik bir şeyi de yok da çok. Mesela ben Ankara'dan çıkamıyorum. Gel bana Ankara'dan taşınıyoruz deseler taşınmam. Çünkü Ankara'nın taşı toprağı benim için çok değerli. Doğduğumdan belli <laughs> Ankara'dayım. Hiç başka yerde yaşamadım. Ankara bana çok iyi geliyor. Havası vs. Deprem riski yok bir şey yok. Ekonomi durumu iyi. bir şu aralar trafik... Evet ya trafik sorunu çok var şu an. Ben Ankara'yı seviyorum ya. Ankara'da bu arada şu an bayağı şey var. Trafik problemi var. Geçen bir şeye depremden sonra depremden sonra arkadaşlar nasıl bir göç geldiyse Ankara'ya. Harbiden feci bir göç geldi. Harbi diyorum normalde işte 20 dakika süren bir iş çıkışı trafiği varsa artık o 40 dakika 45 dakikalara falan çıktı. bayağı trafik var Ankara'da. Deprem riski yok. Ankara'da deprem riski çok az ya. Ankara'da depremi sadece hissedersin. Ben Ankara'da öyle bir yerin falan yıkılacağını çok düşünmüyorum. Yakınından geçiyor benim bildiğim fay. Ama uzak tarafta yani. İstanbul'da yaşamayacaksın ama İstanbulsuz da yaşamayacaksın. Senede bir gidilmesi lazım. Ya beni çok çekmiyor o da yani. Bana hiç İstanbul'a gitme sana 10 milyon lira veriyorum desinler tamam derim. Tamam derim ya ne yapayım İstanbul'u. Ben karşıya 4 saatte geçiyorum ikindi vakitleri. Da, baksana. Adamın baksana olayına ya. 4 saati trafikte geçiyor arkadaşlar. 4 saati. 4 saat ne demek daha? Kahramanmaraş depremi gibi. O da oldu ben. Evet Kahramanmaraş'taki depremi ben Ankara'dan hissettim. Hissettim hatta Kordi ile LoL oynuyorduk o gün. Ben direkt dedim ki Kordi dedim. Eğer bu deprem bizim yakınımızda olmadıysa kardeşim dedim. Harbiden çok sıkıntılı bir şey oldu. Haberin olsun dedim. Ben böyle bir şey hissetmedim dedim. Gerçekten tekrardan geçmiş olsun hisseden herkese de. Ya da yaşayan insanlara. Harbi diyorum LOL oynarken bildiğin sandalyem şöyle sallandı ya Ankara'da. Onlarla yorulma ayırdım. Yıllar oldu. İçimden geldi yazdım. Küçüklük büyükler sürükledi ama ders aldık. Wagner'den terfi ettin. Vay vay kardeşim. <laughs> Wagner'den terfi ettik ettik. <laughs> Rane de Wagner. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah Ali hoş geldin. Önlem alınması. Ya önlem alınmak isterse çok güzel imkanlar yaratılır bence ya. O neresiydi ya? Konya'yla bir yer arasında bir yer vardı. Sıfır deprem riski. Harbiden mesela sanayi ağırlıklı bir şekilde insanlar teşvik edilse, firmalara çok güzel fırsatlar sunulsa, o tarafa geçirmek... Konya Karaman mı? Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey Muharrem İnce anlatıyordu hatta. Orada da obruk oluyor. Ya ona obruk ama önlenilebilir bir şey ya benim bildiğim. Obruk tamamen yanlış çiftçilikten toprağı yanlış kullanmaktan oluşmuyor mu? Adamlar toprağı kurutmuş. Evet evet o yanlış çiftçilikten dolayı yanlış tarımcılıktan dolayı oluyor. Fabrika obrukla laf diye gider o. Karaman mı neydi ya dediği yer herhalde. Karaman da herhalde. Mısır ekiliyor o bölgeye ve vahşi sulama var. Bu yüzden yeraltı suları çok çekiliyor. Bunun sonucu da çökme. Evet evet o tamamen yanlış tarımla alakalı diye biliyorum ya. Ya önlem alınmak istese çok büyük şeyler verilip onların neden yanlış sulama abi çok suluyor. Evet evet biliyorum. Ankara dışında bir yerde yaşayacak olsaydın nerede yaşardın ve neden? Çorum. Ankara dışında bir yerde yaşamak istemiyorum. Muğla'da. Yok ya. Sıcak bir yerde yaşayamam. Öncelikle onu söylüyorum. Soğuk bir yer daha iyi. Öyle İzmir İzmir yok baba sağ olun ya. O kadar da soğuğa gerek yok. O kadar da soğuğa gerek yok. Kaptan hoş geldiniz. Ali bir kişi abone getirmiş. Eyvallah. Nerede yaşanır ki ya? Eskişehir. Eskişehir olabilir. olabilir. Kızılcahamam'ı seçebiliyor muyum? <laughs> fiber internet verseniz, bana fiber internet verseniz ben şu an Ankara dışında bir yerde yaşa desen. tek isteğim fiber internet olur. Eğer bana fiber internet veriyorsanız bine binlik, bine binlik fiber internet veriyorsanız her yerde yaşayabilirim. Sıcak olmayacak, havası güzel olacak. Fera, rahat. Böyle anladım. Paramla giderim bir tane arsa alıp oraya güzel bir ev yapıp köy gibi bir yer olur ya da işte herhangi bir Şehir olur güzel. Rize. Lazona ya Rize'den arsa sordum. Bana bir arsa söyledi. Arsanın dibinde şey var. Çay var. Çay mıydı ola? Neydi lan o Lazona? Dur çay değildi herhalde ya. Dere dere ha. Bildiğin derenin dibinde arsa. Tamam mı? Derenin dibinde. Tamam mı? Arsa bildiğin yani arsa bitiyor şurada dere akıyor. Lan dedim oğlum. Burada dere bir yükselse su bir yükselse bir şey olsa suyun altında kalırız yani anladın mı? Bir sene sonra arsa yok oluyor direkt yani. Sabah böyle bir kalkarsın suyun içindesin. Çok güzeldi yeri de yani. O riskleri düşünmek lazım arkadaşlar. Trabzon'da yaşa. Arsa senede bir iki kere suya batıp çıkıyor. Muhtemelen öyle bu arada yani. O attığı yer kesinlikle öyle ya. Kesinlikle. Donate attım ama çıkmadı. Abi ben Karamanlıyım. Fay hattı geçmiyor ama komşilde büyük bir depremde Karaman'da taş üstünde taş kalmaz. O kadar ha? İzmir Karaburun çoğu kimse bilmez bile. Insta Trabzon Trabzon'un insanları çok tatlı. Çok seviyorum Trabzon'u. Allah Allah. Trabzon'un insanı ters olmaz mı ya? Yani hangi Trabzon'da yaşıyorsun? Kanka bizim Rize Fındıklı Gençlik Kampı. Vay babam vay. Gençlik kampına bak lan. Vay babam vay. Bu neymiş lan Lazona? Ama hiçbir resim yüklenmiyor. Allah Allah. Tapınak gibi harbi lan. Biz gidebiliyoruz mu buraya? Biz de genciz ya. Bunun karşı tarafını görmen lazım. Fındıklı'nın en iyi manzarasından. Biz de genciz baba. Ne güzel yerdeymiş da. Ne abi buraya okullar mı gidiyor? Kimse genç değil burada. <laughs> Bu herkes 30 plus lan burada. ha yapıyorlarmış. Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış buraya. Sosyal tesis gibi düşün. Yurt dışından gelenler burada kalıyor. Tesis bildiğin. He. Bildiğin tesis. Ankara'da kar yağıyor. Feci. Allah Allah. Hala devam ediyor mu? Oha! Oha! Oğlum bahçeler falan bembeyaz olmuş lan. Vay babam vay! Bahçeler yeşillik göremiyorum yeşillik. Her yer bembeyaz. Arabaların üstü aha böyle böyle. Ayık olun. Ben de istiyorum. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Rahatta kalın. RP gibi. Yo valla camdan baktım. Zaten yeşillik yok ki. Kıskanmayın artık. Yeter bu İstanbul Ankara muhabbetleriniz arkadaşlar. Ankara yeşil bir yer. Yeşil bir yer ya. Kızılcağamam yaz gör babacım. Kızılcağamam. Ah. Ah. Koyayım. Dur ona geçme. Dur. <laughs> Şunu da kal. Daha ne olsun. Daha ne olsun babacım. Daha ne olsun. <laughs> Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Orası tertemizdi kardeşim.